Merhabalar arkadaşlar, bir transfer dedikodusu videosu ile tekrardan karşınızdayım. Bu videodaki ismimiz Ertuğrul Ersoy. Evet, Bursaspor'un genç savunma oyuncusunun ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyor. Biz de oyuncunun ilk önce 2018-2019 özelliklerine bakacağız. Ajax scout raporlarını alacağız. FM Editör mevcut ve potansiyel yetenek rakamlarını inceledikten sonra oyuncunun yaşının genç olması sebebiyle 2025 yılına gideceğiz. Evet, 2025 yılına gideceğiz. Bakalım Ertuğrul Ersoy'un profili FM 2019 oyun motoruna göre ne hale gelmiş, ona bakacağız. Evet, Ertuğrul Ersoy Bursaspor'un sözleşmeli oyuncusu bildiğiniz üzere, ama Bursaspor küme düştü ve uygun bir maliyetle, uygun bir bonservis bedeliyle bu büyük Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer olma ihtimali var Ertuğrul Ersoy'un. 21 yaşında, 13-12-1997 doğumlu, 22 yaşında diyebiliriz. A milli takım seviyesinde henüz forma giymemiş. 2 milyon euro bir piyasa bedeli var ve 30.06.2022 tarihine kadar 747 bin euro kazanıyor. Evet, pozisyonlara gelelim. En verimli olduğu rol ve görev arkadaşlar, çakılı stoper kesici, defans mevkiinde standart stoper savunma, pasör stoper kesici ve libero destek olarak da oynayabiliyor. Az verimli olsa da sağ bekte de oynama imkanı sunuyor profil bize, ama biz onu en verimli olduğu rol ve görevde, yani çakılı stoper kesici görev dağılımında inceleyeceğiz. Boy 1.87, ağırlık 82, kullandığı ayak sağ, kişilik dengeli, medya gözünde stoper, kalecilik becerisi 3. Gelelim fiziksele. Çeviklik 12, dayanıklılık 14, denge 14, güç 14, hız 14, hızlanma 13, vücut zindeliği 15, sıçrama 14. Aslına bakarsanız 21 yaşındaki bir oyuncu için hiç fena fiziksel özellikler değil arkadaşlar. Yani güç 14, hız 14, hızlanma 13, denge 14, dayanıklılık 14 gayet iyi. Çeviklik ve hızlanma da bir tık daha artarsa çok daha iyi fiziksel özellikler olabilir. Ama pasaportunu da, yani Türk pasaportunu da bir kenara koy, dikkate aldığımızda iyi fiziksel özelliklere sahip diyebiliriz. Evet, gelelim zihinsel özelliklere. Agresiflik 16, cesaret 17, çalışkanlık 12, karar alma 10, kararlılık 10, konsantrasyon 13, liderlik 15, ön sezi 12, pozisyon alma 12, soğukkanlık 10, takım oyunu 12, top salan 7 ve vizyon 6. Şimdi bu profilde dikkat çeken özellikler direkt agresiflik ve cesaret. Birazcık da liderliği yüksek diyebiliriz. Onun dışında gerçekten bence bir stoper oyuncusu için, Fenerbahçe ve Galatasaray seviyesinde bir stoper oyuncusu için net kötü özellikler arkadaşlar. Şöyle ki, pozisyon alma 12'si çok düşük. Ben de en çok stoperde pozisyon almaya önem veriyorum biliyorsunuz. Pozisyon alma da şudur: oyuncunun oyunu okuyup buna göre hareket edip kendini olabilecek en iyi yeri konuşlandırma yeteneği 12, düşük bir rakam. Tabii birazdan bakacağız, 2025 yılında belki gelişimi sağlamış olabilir, ama şu an günümüzde gelip Fenerbahçe ve Galatasaray'ın o ilk 11'in seviyesinde oynayabilecek bir rakam değil bu pozisyon alma rakamı. Ön sezi 12, keza aynı pozisyon alma gibi düşük olduğunu düşünüyorum. Konsantrasyon 13'te düşük, ama en azından ön sezi ve pozisyon almana göre daha iyi. Evet, tekniğe gelelim. Top kapma 13, teknik 11, pas 12, markaj 14, kafa vuruşu 14. Evet, kafa vuruşu ve markaj fena değil. Top kapması yaşına göre fena değil. Burada gelişim sağlayabilir. Teknik 11, pas 12 de hiç fena değil. Bitiricilik ve duran topların zayıf olduğunu söylemek mümkün. Evet, Ertuğrul'un dikkat çeken özellikleri 21 yaşında fiziksel özellikleri gibi geldi bana. Teknik özellikleri hiç fena değil, ama zihinsel anlamda çok önemli. Yani büyük takımlarda oynamak için çok önemli eksikleri olduğunu düşünüyorum Ertuğrul Ersoy'un. Peki, Ajax scoutları ne demişler? Mevcut yetenek 2,5, potansiyel yetenek 2,5 demişler. Şu an Eredivisie seviyesinde bir futbolcu. Ertuğrul'un gelecekte kendini geliştirebileceğine dair bazı şüpheler mevcut. Dolayısıyla başka oyunculara odaklansak daha iyi olabilir. Benle birebir aynı görüş beyan etmiş Ajax scoutları, ben de aynı görüşteyim. Eksi olarak, ama işte burada parantez açıyorum, Türk pasaportu çok önemli hale geliyor. Evet, işte ne yazık ki Türk pasaportu. Evet, sinirine hakim olamadığı zamanlarda aşırıya kaçan hareketler yapabiliyor. Dil öğrenmesi gerekiyor. İlk kontrol özelliğini geliştirmesi gerek. Hiç teknik bir oyuncu değil, bunu söyleyelim. Ve bir arkadaş grubuna kolayca dahil olabilecek biri değil. Artı olarak çok cesur, dengeli ve normal bir karakteri var. Başka bir ülkede yaşamaya adapte olabilir. İstikrarlı bir oyuncu. Hava topları iyi. Birden fazla mevkide oynayabiliyor. Ve oyuncu defansif orta saha pozisyonu için eğitilebilir demişler. Ama başka oyunculara yönelelim de demişler arkadaşlar, o kadar artıya rağmen. FM Editör rakamları 118'e 132. Evet, aslına bakarsanız 132 çok kötü, öyle yerin dibine sokulacak bir potansiyel yetenek rakamı değil. Mevcut yetenekle baktığımızda da 118-132 gelişim potansiyeli olduğunu söylüyor profil bize. Birazdan 2025 yılına gideceğiz. Bakalım o gelişim
gelişim potansiyelini sağlamış mı göreceğiz. Ya yani potansiyel yeteneğine yaklaştı. Yani mevcut yetenek 130 rakam civarı olduğunda Galatasaray ve Fenerbahçe için bir rotasyon oyuncusu olabilir. Ertuğrul Aysoy kulübe için önemli bir takviye olabilir. Evet, geçmişine bakalım ama geçmişi bildiğiniz üzere Bursaspor'da çıktı arkadaşlar. Hatta Bursaspor'da kaptanlığa kadar da yükseldi Ertuğrul Ersoy. Evet, çok kötü bir profil değil ama çok iyi bir profil de değil. Çok umut vaat eden bir profil de olmadığını düşünüyorum ben. Anca işte Fenerbahçe ile Galatasaray'ın yedek kulübesi için bir Türk pasaportu takviyesi olur arkadaşlar. Yani Ahmet Çalık'tan hallice diyelim ama mevcut mesela Galatasaray'daki stoperlerden Marco ile Luyendama ile alakası yok. Keza Fenerbahçe'de geçen sezon baktığımızda Serdar Aziz de Skertel'den ben formayı alacağını ihtimal vermiyorum. Belki Sadık Çiftpınar'dan hallicedir diyebiliriz. Evet, şimdi 2025 yılına gidiyoruz. Bakalım Ertuğrul Ersoy'un ciddi bir gelişim potansiyeli vardı FM Editör rakamlarında. O potansiyelini yansıtabilmiş mi arkadaşlar? Onu göreceğiz. İşte karşınızda 2025 model Ertuğrul Ersoy profili. Evet, 1 Haziran 2025 tarihindeyiz. Bakalım Ertuğrul Ersoy'un FM 2019 kariyeri nasıl geçmiş arkadaşlar, ona bakacağız. Antalyaspor'a transfer olmuş Ertuğrul Ersoy. 28 yaşına gelmiş, bir kez milli takım formasını giymiş. Piyasa bedeli 5 milyon euro ve yıllık 957 bin euro kazanıyor. Artık tecrübeli bir stoper oyuncusu olduğunu söylemek mümkün. Baktığımızda en verimli olduğu nokta hala defans merkez pozisyonu. 1.87 boy, 83 kilo. Antrenman tarzında sıkı markaj yapan, topa kayarak hamle yapan ve uzaktan şut çekmekten sakınan bir oyuncu haline gelmiş. Fiziksel özellikleri çeviklik 12, dayanıklılık 13, denge 14, güç 16, hız 13, hızlanma 12, vücut sindeli 15, sıçrama 15. Zihinselde dikkat çeken özellikler agresiflik 16, cesaret 17, liderlik 15 olurken soğukkanlılık, pozisyon alma, ön sezi biraz düşük demiştik bir stopere göre, hala onu koruyor. Konsantrasyon 14, hiç fena bir rakam değil. Teknik anlamda tekniği bir kere hiç güçlü bir oyuncu değil. Yani sağ ayaklı bir oyuncu ve tekniği hiç güçlü değil. Top kapma 13, pas 12, markaj 14, kafa vuruşu 13. İşte diyebiliriz arkadaşlar. Bakalım FM Editör rakamları nasıl yönde değişmiş? 123-140. Yani hala ciddi bir gelişim potansiyeli sunuyor ama o gelişim potansiyelini tamamlayamamış Ertuğrul Ersoy arkadaşlar FM 2019 oyun motorunda. Kariyer geçmişine kısaca bir bakalım. Bursaspor'da devam etmiş. 2020-2022 sezon başında 3.2 milyon euroya Başakşehir'e gitmiş. İlk sezon 11 maç formayı gibi giyebilmiş. As takım oyuncusu olamamış ve 2022-2023'te 2.1 milyon euroya Antalyaspor'a transfer olmuş. 22 maçta 1 gol atmış ilk sezon. İkinci sezon 27 maçta 3 golü var. Üçüncü sezonda 23 maçta 1 gol atmış. Oyuncu puan ortalamanın da yeterli olmadığını söylemek gerek. Antalyaspor kariyerinde 6.73, 6.70 ve 6.69 oyuncu puanı ortalamaları. FM 2019 oyun motoruna göre zayıf oyuncu puanı ortalamaları. Evet, Ertuğrul Ersoy Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde olduğu konuşuluyor arkadaşlar. Yani ilk 11 transferi net değil zaten ama pasaportunun Türk olması, gelecek yabancı sınırı dedikodusu sebebiyle kulübe için belki ideal bir isim olabilir. Türkiye Kupası maçlarında oynayabilir. Yani çok iyi bir oyuncu olmadığını hala düşünüyorum. Zaten günümüzde de canlı gözle izlemiş biri olarak Ertuğrul Ersoy'un Galatasaray ve Fenerbahçe seviyesinden oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün. Yani baktığımız zaman iki takımda da aynı tip oyuncu var. Bana kalırsa Fenerbahçe'de Sadık, Galatasaray'da Ahmet Çalık. Benim görüşüm ikisinden de çok ciddi artıları olmayan bir oyuncu. Alınırsa kulübe alınacak bir oyuncu olur. Tek avantajı var işte transferin Türk pasaportu olması ve Bursaspor'un küme düşmesi olması sebebiyle uygun maliyete Ertuğrul Ersoy'un kadroya katılma imkanı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir transfer dedikodusu videosunda sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Enes Batur'u yakalamaya çok az kaldı farkındaysanız. Hoşça kalın. Futbol Menajer 2019'da kalın.